Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız tesbihlerle karşınızdayım. Size onları tanıtacağım. 5 tane tesbih yaptık arkadaşlar. İyi çalışmışız bu hafta. Yani bir tanesinin yarısını önceki haftadan yapmıştık. Ondan kaynaklı olarak da 5 tane sığdırdık bu haftaya. Biraz da gerideyim. Ondan kaynaklı olarak da hızlanmam lazım. Elimden geldiğince hızlanmaya çalışıyorum. Çünkü sizin tespihlerinizi zamanında teslim edebilmek için. Ama işte oluyor, bazen gecikmeler olabiliyor. İşte benden alakalı daha çok özel işlerimiz oluyor. Hastalık oluyor. O tür şeylerden kaynaklı olarak da geciktirdiğim tespihler oluyor. Ondan dolayı da hakkınızı helal edin. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi hemen neyle başlayalım? Çok güzel bir tespihle başlayalım. Padişahla başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir padişahla başlayalım. Evet, tesbihlerin padişahı. Hemen bir duruş versin bize. Sırçalı kuka 8-12 ölçülerinde padişahımız. İpi kalın biraz. Ama esneyecek, gevşeyecek. İp yolları daha da böyle rahatlayacak. Hemen şöyle bir poz versin, önce bir gösterelim. Şöyle. Evet. Padişahımız bu şekilde tertemiz. Çok güzel bir tesbih oldu arkadaşlar. Bunu kime yaptık? Selim abimize yaptık. Güzel günlerde kullansın. Şöyle tek çekelim. Yani sırçalı kukayı her seferinde anlatıyorum size. Yani böyle bir malzeme yok arkadaşlar. Yani kukadan en iyi olan malzeme tesbih bence bu. Yani kuka biliyorsunuz benim bir numaralı favorim, bir numaralı malzemem, bir numaralı tesbih malzemem, öyle söyleyeyim. Ama sırçalı kuka ondan daha iyi. Bana sorarsanız daha iyi. Zaten ikisi de kuka sonuçta. Cinsleri farklı. Şöyle malzemesi bu şekilde. Şimdi bu hafta bunu yaptık. Önümüzdeki hafta da var arkadaşlar sırçalı kukalarımız. Şöyle ben kesimlerini yaptım, böyle hazırladım. Bunları doğrayacağız, keseceğiz. 2 tane peki 21 var. Onları yapacağım. Bir tanesi büyük boy, bir tanesi de normal. 2 tane Fetih 21'imiz var. Ha, bu haftaya sığar mı bilmiyorum ama yani sırçalı kukalarımız devam edecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sırçalı kuka böyle normal kukadan küçüktür. Bu şekilde ve içi bu şekilde, yani çok nasıl diyeyim size, hep anlatıyorum, kalınlık almak zordur çünkü çok fazla delik var içerisinde ve et kalınlığı da düşük olduğu için ondan kaynaklı olarak da zordur sırçalı kukayı yapmak. Ama biz devamlı yaptığımız için ve devamlı seçiyorum ben, biliyorsunuz geçen de malzeme videosunda gösterdim size nasıl etli sırçalılarımız var. Yani onları çuvallarca sırçalı kukadan seçip de anca o hale getirebiliyoruz. Zor ama zor ve maliyetli, ama tesbih olunca da mükemmel oluyor arkadaşlar. Yağ gibi kayıyor böyle. Bakın. Bu ölçü de arkadaşlar 8-12, yani tam günlük boy. Yani günlük dışarıda rahat rahat çekeceğiniz, kullanabileceğiniz bir boy. Cebinizde rahat rahat taşıyabileceğiniz. El boyu dediğimiz aslında bakarsanız bu 7-11, 7-12, 8-11, 8-12 gibi boylar günlük çekime uygun el boyu diyebiliriz. Şöyle hemen bir imamesine bakalım. Şöyle sırçalı taraflarından denk gelmiş. Oturtmalı. Ne kadar uzun gözüküyor görüyorsunuz değil mi imamesi? Halbuki o kadar uzun değil. Yedeklerimiz, benim sikkem, bu da hitamemiz. Güzel günlerde kullan Selim abi, çok güzel bir tesbihin oldu. Yani sırçalı kuka zaten padişah dememin sebebi, yani artık üst, en üst. Yani kukaya şah diyorum biliyorsunuz, sırçalı kukaya padişah diyorum bizim kültürümüzde. En yüksek mertebe. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. İlk tesbihimiz sırçalı kukamız 8-12 ölçülerinde. Selim abimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim
Ali kardeşimizin tesbihlerine, çünkü iki tane tesbihi var, tesbihlerine dediğim ondan dolayı öyle söyledim. İki tane tesbihi var Ali kardeşimizin, hemen onlara başlayalım. Önce şöyle bir Fetih 21 ile başlayalım. Fetih 21 nedir bu? Ejder kanı, Agatis. Yansımalı Agatis. Çok güzel. Bu da malzeme olarak mükemmel bir malzeme. Agatis'imiz. Biliyorsunuz gergedan ağacı ile beraber bayağı bir yapıyoruz. Neredeyse her hafta bir tane ejder kanı ya da bir gergedan mutlaka oluyor. Yani çekim, mükemmel bir çekim oluyor arkadaşlar ağacın. Yani ama çekim çıtırlığı gergedan gibi mükemmel. Bakın. Yani sırçalı kuka kadar değil ağırlığı. Narçıl kadar, kuka kadar değil. Ama yani bir tespih için uygun bir ağırlığı var arkadaşlar. Zaten sesinden de anlıyorsunuz. Çekiminden de anlıyorsunuz. Reçineli bir ağaç aynı zamanda. Şöyle. Yani ağacın komple reçine gibi. Bakın böyle. Bu da kanı. Ejderin kanı. Evet. Bakın nasıl reçinesi böyle balı akmış gibi böyle ağacın. Yani değişik bir ağaç. Güzel bir ağaç. Ağır bir ağaç. Aynı zamanda yani diğer ağaçlara nazaran bizim artık bir majör ağacımız oldu o da. Ve biliyorsunuz şeffaf bir ağaç. Hemen bakalım. Her zaman bakıyoruz. Yani bu inanılmaz şeffaf çıktı arkadaşlar. Yani bakar mısınız? İmamenin neredeyse buraya kadar geliyor şeffaflığı. Bakın. Şöyle göstereyim. Burada çok ışık var. Evet. İçi gözüküyor yani. Tesbihin içi gözüküyor. Şöyle yanaşabilirsem. Bakın telefonun kılıfıyla aynı renge geliyor. Yani inanılmaz. Bu da işte içindeki reçine ile alakalı. Yani içindeki damarlar gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Ve yani Ali kardeşimiz de çok şanslı. Yani ağacı çok iyi çıktı. Yani hemen hemen her abbesi şey şeffaf. Çok güzel. Ve temiz. Hareli, güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Ejder kanı ağacımız. Yani hem çekimi güzel. Hem özgül ağırlığı güzel. Hissiyatı çok güzel. Kadifemsi bir çekimi var. Ve renk alıyor bu arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bu gergedan ağacı biliyorsunuz benim gergedan ağacım ama bu da bu renge geliyor. Bakın bu renge gelecek bu da. Bu da bu renge gelecek. Yani bu ağaçların benzer zaten şeyleri nasıl diyeyim size yapıları ve renk alması da hemen hemen aynıya gidiyor. Bizim geçenlerde Sinan kardeşimize yapmıştık. O attı resmini. Aynı benim tespihim gibi olmuş. Neredeyse. Ejder kanı yapmıştım ona ben. Aynı hemen hemen neredeyse benim tespihim kadar renk almış. Bu da renk alıyor yani. Reçineden kaynaklı büyük ihtimalle. Evet şimdi şöyle imamesine bakalım. Bakın yani bu biraz önce gösterdiğim şu. Nasıl şeffaf? Bakın burada hiçbir şey gözükmüyor ama ışığı vurduğunuz zaman şeffaf. Şöyle. Evet bakalım kaç numaraymış. FT 223. Arkadaşlar bu 213 olacak. Bu arada 223 213 demişiz ama karıştırdık herhalde. Ya ben yanlış yazdım ya Ali kardeşimiz yanlış söyledi bilmiyorum ama bu 213 olacak. Yani bunu yanlış yapmışız. Yenisini yapacağız, değiştireceğiz. Ben videodan önce yapmayı düşünüyordum ama fırsat bulamadım. Ama bunu değiştireceğim göndermeden. 213 yapacağım. 213 diye biz öyle hitap edelim. 213 numaralı Fetih 21 Agatis Ejder kanı ağacımız arkadaşlar. Bunun boyu 13 ama kalınlığı arkadaşlar biraz yüksek. 9.3 falan. Yani o birazcık daha tombul yapayım dedim. Büyük yapayım dedim ama nasıl bir yansıma bu arkadaşlar ya. Şuraya bakın. Yani bakar mısınız ağacın yansımasına? Nasıl yansıyor? İlginç. Vallahi ilginç. Evet. İkinci tespihimizde Ali kardeşimizin Fetih 21'i No 213. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Ali kardeşimizin bir tane daha var tespihi ve yine bir Fetih 21 var. Yine Fetih 21 var. Narçılımız var. Yani evet
Bu da yine Ali kardeşimizin Fetih 21'i narçılığı. Narçıl zaten biliyorsunuz benim de en çok sevdiğim malzemelerden birisi ve yağ gibi kayar. Yağ gibi akar. Yani narçılı bir de böyle ustalar yaptım arkadaşlar. Yani çok değişik oluyor yani. Piyasadaki makine işçilikleriyle çok farklı oluyor yani. Hem çekimi hem bir dokusu hem böyle hiçbir şekilde çatlaksız ince ince damarları oluyor biliyorsunuz bunun. Onlar falan hiç olmuyor. Ona göre yapıyoruz ve çok güzel oluyor. Yani bu sırf ben yaptığım için söylemiyorum. Bütün ustaların yaptıkları, elle yaptıkları, kuru tornada yaptıkları narçıllar böyle olur arkadaşlar. Yani makine işçiliğine göre çok 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 daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle narçılımız burada. Bu da meyvesi. Nereden baksanız arkadaşlar bir sene kurutuluyor bu meyve. Toplandıktan sonra bu hale gelmesi için tespih yapımına ya da süs eşyası yapımına uygun olması için nereden baksanız bir sene kurutulması gerekiyor. Ondan sonra kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde kuka da öyledir. Kuka da, sırçalı kuka da öyledir. Beklemesi gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor. O yüzden de karanlık depolarda dinletiliyor, dinlendiriliyor ve kurutuluyor. Evet, şimdi narçılımızın şöyle imamesi. Bu da oturtmalı yine her zaman gibi. Bakalım bu kaç numaraymış? FT'miz 113 numara arkadaşlar. 113. 213, 313'ü de yine Ali kardeşimize yapacağız. Ne yapacağız? Hurma yapacağız. Tabi ilerleyen zamanlarda onun siparişini de verdi. 300'lere tabi gelebilirsek daha onları bastırmadım ama yakın zamanda herhalde böyle bu hızla gidersek, Fetih 21 bu hızıyla gidersek yapacağız gibi gözüküyor. Çünkü çok hızlı gidiyoruz ve çok sipariş var Fetih 21. Yani çok mutluyum. Hani böyle bir tespihimizin, böyle bir markamızın, bizim markamızın bu kadar talep görmesi, bu kadar hani beğenilmesi gerçekten çok mutlu ediyor beni. Ve hani gerçekten arkadaşlar hani çekim olarak, taşıma olarak, yani yanınızda taşıması, kullanım kolaylığı olarak inanılmaz bir model bence. Bir de bunun ekstraları var. Kendine özgü numarası var biliyorsunuz. Yani o da ona bir ayrı hava katıyor. Ama hani şu anki fikrimi söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki 300'den sonra devam edersek 500 sondur. Yani 500'de bırakacağız. 500'den sonra gitmeyeceğiz yani, ki sizin elinizdeki tesbihler de değerli olsun. Yani bu iş biliyorsunuz sırf ticaret değil. Bir şekilde bunun üzerine çıkmayı düşünmüyorum. Yani şu an için öyle. Bilemiyorum yani sizin tepkileriniz ne olur. Ona göre öyle yapacağız. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi ne gelsin? Yine bir Fetih 21 gelsin ve şah gelsin. Yani burada padişah varken şahın olmaması olmaz. Evet arkadaşlar. Yani. Biraz konuşsun. Şahımız. Şahımız. Ya inanılmaz bir malzeme arkadaşlar ya. Vallahi. Evet. Bu da şahımızın malzemesi. Bunlar tabii içi dolu. Bunların normal böyle çekirdekli olanları da var. İçi meyveli olanları da var. Biz daha çok dolusunu bulmaya çalışıyoruz ki hem bu tür malzemesi güzel olsun, dişsiz olsun. Hem de uzun boylar alabilelim diye. Ondan kaynaklı olarak da dolularını seçiyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle gördüğünüz gibi çiziksiz, lifsiz, tertemiz bir kuka. Bunun ölçüsü de 9,5 arkadaşlar. 9,5-13. 13,2 falan. Biraz daha bunu da tombul yaptım. Narçıl 9-13. Bu biraz daha bunu şişman yaptım. Yani olmuşken böyle olsun dedim. Yani hep unutuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bunların hepsi iç bükey havşalıdır. Şu şekilde. 1,4 dilim. İç bükey havşalı. Hepsi aynı şekilde. Gördüğünüz gibi.
Yani geçen gün bir arkadaşımızla konuşurken ustam benimkini de mutlaka iç bükey havşalı yap dedi ki zaten hepsini yapıyorum biliyorsun. Biliyorsunuz. O dedi mikrofon etkisi yapıyor dedi. Mikrofon etkisi yapıyor diyor çekerken diyor. Herhalde bu sesin çıkmasının sebebi o demek ki. O da o şekilde gözlemlemiş. Evet arkadaşlar. Dördüncü tespihimiz de bu şekilde. Kuka ana. Ya bunu göstermedim ya. Göstermedim. Ne acelem varsa. Evet, imamesi böyle arkadaşlar. Yine çift oturtmalı. Gördüğünüz gibi. Evet, kaç numara? Bu da Fethi 21 sonuçta. Fethi 21'imiz kaç numaraymış? 102. Bu sıradan arkadaşlar. Yani sırası böyleydi. Öyle vurdum. Sırası 102 idi. Sıramız daha doğrusu 102'de boşta olan numaraydı. Onu vurdum ben. Bu da böyle arkadaşlar. Kukamız. Fetih 21 kukamız. Evet. Şimdi gelelim son tespihimize arkadaşlar. Şöyle bir minnak mı minnak bir bakalit. Evet arkadaşlar. 17'li Efe bakalitimiz. Ölçüsü 10'a 13,80 arkadaşlar. 10-13 istedi benden arkadaşımız ama biraz kısa kaldı bana sorarsanız 17'li de. Ben biraz yükselttim. 13,5 istedi özür dilerim. 10'a 13,5 istedi. Ben ona 13,80 yaptım. Birazcık daha büyük yaptım. Ki rahat rahat eline geçsin. Şöyle bakın bu tam bilek boy. Tam bilek boy oldu bu. Bu şekilde benim bileğime giriyor yani. Yine havşalı, iç bükey havşalı. Gördüğünüz gibi çekimi mükemmel. En son biten tespihimiz de bu arkadaşlar. Efemiz 17'li bakalitimiz. Şöyle imamesi. Burada benim bir sikkem var. Yedek yok. Burada da hitame var. Kısa olsun diye yedek takmadım arkadaşlar. Benim yaptığım hani belli olsun diye de sikkemi koydum. Ama ekstradan kardeşimize iki tane şöyle yedek koydum. İsterse bunu ilerleyen zamanda 19'lu da yapabilir bunlarla. Bunlar da benden olsun diye o şekilde yaptım. Bunlar kimin tespihleri arkadaşlar? Bunlar da Kemal kardeşimizin tespihleri. Şu ikisi. Kuka ve Bakalit Kemal kardeşimizin tespihleri. Güzel günlerde o da kullansın. Yani bu malzeme zaten biliyorsunuz devamlı yapıyorum. İnanılmaz bir malzeme. Çok güzel renk alıyor. Çift çekiyorum gördüğünüz gibi. Efe'yi çift çekiyorum. Yani çok güzel bir çekimi var. Efe de çok güzel oldu. Yani 17'li bu arkadaşlar. Fethi 21 değil. Bakalım sesine. İp yolları. Aa iyi. Evet. Bakalit Efe tespihimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bu da Kemal kardeşimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Evet. Şimdi haftaya bir sırçalı Fetih 21'imiz var. Bakalitler var arkadaşlar. Bakalitler yapacağız. Yanılmıyorsam bir pelesengimiz var. Herhalde öyle hatırlıyorum ben galiba. Bir gergedanımız var galiba. Bakın bu da bir yeni geldi. Görmemişsinizdir. Küçük boy. Böyle bir gergedanım var. Gergedan ağacım. Bu da değişik. Ya hepsi farklı. Yani. Evet. Yani. Değişik. Bu da böyle bir ağaç işte. Ama içinden çok güzel. Şahane tespihler çıkıyor arkadaşlar. Yani gergedan ağacı da gördüğünüz gibi nasıl çıtırlaşıyor, nasıl renk alıyor. Yani bakalit gibi oldu benim tespihim. Bakın gitgide renk alıyor. Yani bunun siz baştan beri gözlemliyorsunuz nasıl renk aldığını. Çünkü hemen hemen her videoda gösteriyorum. Gergedan ağacı yapmışsam mutlaka gösteriyorum ki bugün mesela gergedan ağacı yok. Agatis var, ejder kanı ama yine gösterdim. Size renk alınışını görün diye. Bunu ne doktorlar ne mühendisler istedi vermedim. Ama sebebi bu işte. Yani rengini görün diye. En azından nasıl renk alıyor diye görün diye. Evet arkadaşlar.
Bu haftaki videomuz da bu şekilde. Arkadaşlar beni Instagram'dan FTH alt çizgi Tutuncu olarak takip edebilirsiniz. Facebook'tan Fatih Tutuncu yazarsanız çıkar. Hurma resmi vardır. Hurma tesbih resmi vardır. Hem Instagram'da hem de Facebook'ta. YouTube'da da abone olursanız sevinirim. Videoların altına yorum yaparsanız sevinirim. Beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.